Bademcik iltihaplanması bakterilerle, virüslerle ağız içerisinden alınır. Gelen yabancı ve zararlı organizmalar tarafından oluşturulan enfeksiyon durumudur. Bademcikler vücudun savunma sisteminin elemanları olduğunu bildiğimize göre ağızdan gelecek olan mikroorganizmaları tutacak olan organlardır aynı zamanda. Yani adeta bir süzgeç görevi görürler. Ve mikropların, virüslerin daha alt seviyedeki örneğin akciğerlere inmesini önlemeye çalışırlar. Tabii bir dereceye kadar. Dolayısıyla bakteri veya virüsler bademcikler bölgesinde tutuldukları zaman bu bölgenin, bademciklerin ya da yutak dediğimiz bölgenin iltihaplanması ortaya çıkar. Daha fazlalıkla gördüğümüz belki viral enfeksiyonlarıdır. Ama özgün olarak konuşacak olursak streptokok enfeksiyonları, ki bunların içerisinde beta hemolitik streptokoklar özgün, özel yeri tutarlar. Neden? Daha sonrasında böbrek iltihaplarına, kalp kası iltihaplarına, kalp kapak iltihaplarına neden olmalar, yani akut romatizmal ateş dediğimiz duruma neden olma potansiyelleri olduğu için özel, özgün ve tedavisinin yeterli düzeyde yapılması gereken enfeksiyonlardır. Yani bakteriyel enfeksiyonları, viral enfeksiyonları ve tabii tüberküloz dahil olmak üzere birçok bakterilerle daha spesifik enfeksiyonlar dediğimiz iltihabi halleri bademciklerin bulunmaktadır.